Bu derste de bir önceki dersteki konunun birebir aynısını bu sefer bir döküman üzerinden ilerleteceğim. Bu dökümanı buldum. Açıkçası bayağı bir açıklayıcı olmuş. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Lütfen siz de yeni bir konu öğrendiğinizde farklı farklı kaynaklara göz atmayı unutmayın. Bu kursu hazırlarken en az 4-5 tane farklı kaynaktan faydalanıyorum. Yine de eksik veya hatalı kısımlar olabilir. O yüzden özellikle yeni bir konu öğrendiniz ve anlamadıysanız bununla ilgili farklı makale olur, video olur. Artık size kalmış. Bunları da araştırıp daha bir detaylı öğrenmeye çalışın. Şimdi gelelim dokümanımıza. Birebir çevirmeye çalışacağım. Diyor ki, Flutter uygulamaları yaparken genellikle asenkron olarak kod yazmak hani normal bir durumdur. Ve en tipik örneği uzak bir serverdan yani internetten bir veri getirme işlemi değil mi? Var olan çalışma düzenini bozmayalım. Programımız akışına devam etsin ama ben bir istekte bulunduğumda internetteki bir server'a vakit alan bir işlem olduğu için bu işlem bittiğinde bana verimi geri getirsin. Yani bütün bloğu, bütün uygulamayı kitlemesin. Bir asenkron işlemi başarılı olabilir veya hatalı olabilir ve sizin bunu kod yazarken bu iki durumu da ele almanız lazım. Bakın internet diyoruz. Hani o an o site orada olmayabilir, siz URL'i yanlış yazmış olabilirsiniz. O site size hizmet veriyordur ama siz düzgün bir şekilde isteyememişsinizdir. Hatalar çıkabilir. Bu iki durumu da ele almanız sizin sorumluluğunuza. Eğer diyor diğer dillerde tecrübe ettiyseniz aslında Java'da Future, JavaScript'te de Promise diye iki tane sınıf var. Bakın isimler aslında ne olduklarını belli ediyor. Yani diyor ki sana söz veriyorum, sen bana bir iş ver, ben bir zaman sonra bunları getirip sana geri vereceğim. Veya sen bana bir para ver diyor, sen bana bir iş ver diyor, ben bunu gelecekte bir yerde sana geri getireceğim diyor. Ya hatayla ya da başarıyla. Zaten isimlerinden de anlaşılıyor ve bir önceki derste neyi öğrendik? Aynı Java'da olduğu gibi biz Dart dilinde de böyle asenkron işlemler için Future sınıfını kullanıyoruz. Ve bu Future sınıfı neyi temsil ediyormuş? Var olacak, hani gelecekte bir yerde var olacak bir hata da olabilir, başarılı bir sonuç da olabilir. Şu ana kadar önceki derste herhangi bir hata işlemi yapmadık. Sürekli olarak başarılı şekilde verimizi almıştık ama hata durumları da oluşabilir. Her ne kadar diyor Java'dakine benzese de ismi yani Future birebir aynı zaten ama bunun kullanım şekli daha çok JavaScript'teki Promise yapısına benziyormuş. JavaScript'i de bilmediğimiz için kafamızı karıştırmayalım şimdilik. Şimdi Future'un kullanımı. Ne diyor? Future objelerini, nesnelerini kullanmayla başlayacağız. Future sınıfı Dart.async paketi altında yer alan bir sınıfmış ve iki tane durumu varmış. Bir pending, bu durumda future hala progress yani hala veri getirme durumundadır ve o yüzden henüz bir sonuç mümkün değil. Mesela 20 saniyelik bir işlemde pending durumuna geçer benim future nesnem. Ama ne zaman ki tamamlanır işte bu durumda da başarılı veya hatayla bu sonuçlanmıştır ve artık bir sonuç vardır. Yani hata alırsam da o da bir sonuç, başarılı olursam o da bir sonuç. Ve bu iki durumu da ele almamız lazım diyor. Ve Future sınıfı generik tiplerle çalışıyormuş. Sizin istediğiniz verinin türüyle oluşturmanız gerekiyor. Yani ben internete gidip bir string veri getiriyorsam buraya belirtmem lazım. Future işte küçüktür işareti arasına string büyüktür işareti diyerek bunun bana getireceği sonucun string olduğunu belirtmem gerekiyor. Ve biz bu Future nesnesiyle callback listener'ları kullanarak bir değer veya bir hata olduğunda bunları dinleyebilir. Dedik ya bu atıyorum 20 saniye sonra bana bir sonuç verecek. O yüzden bu bittiğinde hatayla veya başarıyla bana bir callback listener lazım. Yani bu bitti işte sana başarılı sonucum veya hatam bu demesi lazım. İşte burada karşımıza future.then metodu geliyor ki bunu da kullanmıştık. Ne diyormuş? Bu metot ne zaman kullanılıyormuş? Future completed yani uzun süren bir işlem tanımladığımda ve bu bittiğinde buradaki bu metot, bu callback metot tetikleniyormuş. Ve biz buna başarılı bittiğinde veya hatayla bittiğinde iki durum içinde ne yapabiliyoruz? Farklı callback'ler ekleyebiliyoruz. Aşağıdaki örnekte diyor biz bir future delete yaptık. Yani future delete ile aslında bir future objesi oluşturduk. Bu şu anlama geliyor.
3 saniye sürecek bir future, yani 3 saniye sürecek uzun bir işlemi ben future.delete ile oluşturabilirim. Şimdi burada biz future delete'i kullandığımız anda aslında yeni bir future nesnesi oluşturuyoruz. Zaten derste de anlatmıştım. Ve bu oluşturduğum nesneyi buradaki değere atıyorum. Ne yapıyor bu? Kodun üzerinden gitmektense şöyle şu komutları alalım buradan. Gelelim buraya, yapıştıralım. Ben bunun için yeni bir dosya oluşturmuştum. Asynchron bölüm 2 diye yazdım, yapıştırdım. Evet. Şimdi bu ne yapacak? Öncelikle random sınıfından rastgele sayılar üreteceğim ben. Bunun için mat kütüphanesini import ettim. Sonrasında bakın future delay'in açıklamasına bakarsanız ne diyor? Geriye future integer... Bu niye olmuyordu? Evet, gıcık oldum şuna. Bakın geriye future int diye bir şey döndürüyormuş. Yani siz buna bir duration veriyorsunuz. Bu size bir lambda expression veriyor. Ve geri dönüş tipi future int. Bu ne demek? Yani 3 saniye sonra burası tetiklenecek. Ve bu bana geriye integer bir değer verecek. Yani aslında ben buradaki var kısmına şunu yazabilirim. Future int. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı gördüğünüz gibi. 3 saniye geçtikten sonra burası tetikleniyor. Random sınıfım bana bir boolean değer üretiyor. True ya da false. Eğer burası true ise 100 değerini döndürüyormuş. Değil ise true deyip boom diye bir şey yolluyormuş. Hani patladık, hata aldık gibisinden. Şimdi gelin isterseniz bunu bir çalıştıralım. Çalıştırdım ve konsoluma baktım. Demek ki burası true döndürmüş. Ben bu değeri görüyorum. Bir daha çalıştırdım. 3 saniye geçiyor. Bakın hata aldı ve boom dedi. Şunu sorabilirsiniz. Hocam burada integer dedik ama true deyip boom yolluyoruz. Hani return, burada şuna bakmanız lazım. Return dediğinizde karşılığında ne var? Ben burada aslında bir şey return etmiyorum. Bir hata fırlatıyorum. O yüzden buraya integer diyebilirim. Ve bu işlemi tanımladık. 3 saniye sürecek bir işlem. Yani dediğim gibi burada herhangi bir işlem olabilir. İnternetten veri çekebilirsiniz. Veri tabanına bir şey yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra bir geri dönüş isteyebilirsiniz. Bunları Flutter kısmında göreceğiz. Biz future.delay diyerek aslında yeni bir future nesnesi oluşturduk. O da bu. Daha sonra future.den dediğimde buradaki bu işlem bitti. Bunun sonucunu bana veriyor. Value diye. Peki value ne olabilir? 100 olabilir, değil mi? Eğer ki hani burası çalıştıysa 100 olacak. Eğer ki bu uzun sürecek metodun içinde siz bir hata fırlatıyorsanız, yani ne bileyim internete gidemediniz vesaire, o durumda da bu sefer on error callback'i çalışıyor ve size ilgili hatayı buraya veriyor. Ve siz buraya hata olarak boom ifadesini yazdığınız için hata alındı diyelim mesela buna. Ne diyelim? Verdiğiniz URL'e ulaşılamadı. Hani biraz daha somut olsun. 3 saniye bekliyorum. Başarılı bir şekilde gidip ulaştım. Yani buradaki random'un insafına kaldık. Bu false döndürmediği sürece ben burada bu hatayı göremeyeceğim. Gıcık oldum ya. Niye döndürmüyor? Evet. Bu sefer false döndürdüğü için bir hata fırlatıldı. İşte bu hata fırlatılan hataları da bu sefer on error metodunda işleyebiliyoruz. Yani burada kullanıcıya bir değer vesaire gösterebiliriz. Hani resim upload etmeye çalıştınız ama yapamadık gibisinden hataları da buradaki yapıda, buradaki callback'in içinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım biraz daha anlaşılmıştır. Yani konu aslında basit ama eğer anlayamıyorsanız büyük ihtimal dart kısmında biraz eksiklikleriniz var. Yani bu future.delete geriye bir future nesnesi döndürüyor. Bu 3 saniyelik işlemden sonra bu nesnem artık oluşmuş oluyor ve ben sonrasında den diyerek, hani bu oluştuktan sonra, bu iyi ya da kötü bir sonuç aldıktan sonra gelen değer başarılıysa, gelen değer hata alırsam da buradaki bu callback'i yazmak zorundayım. Tamam, ilk kısmı hallettik, devam edelim. Burada eklediğimiz şey, kaçırdığımız bir yer var mı? Yok. Ve sonrasında ne demiş? Bakın. Şuradan devam edelim. Ne diyor? Return value of then. Yani bu then'in gönderdiği değer aslında yeni bir future nesnesi oluşturur.
ve bu yeni feature nesnesi ne zaman tamamlanıyormuş? Corresponding fallback tetiklendiğinde. Yani buradaki on error veya den kısmı, pardon den değil de on error veya şuradaki value kısmı tetiklendiğinde tamamlanıyormuş. Bu callback ya diyor basit bir değer döndürebilir veya farklı bir future nesnesi döndürebilir. Bu şu anlama geliyor diyor. Biz aslında future objelerini birbirine zincirleyerek kullanabiliriz. Tamam, anladım. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani kullanıcıyı kaydediyorsunuz veri tabanına, Firebase'e diyelim. Kullanıcının bilgileri var, bir de resmi var. Öncelikle şunu diyebilirsiniz. Kullanıcının bilgilerini veri tabanına yaz. Bu işlem bittikten sonra resmini yükle. Resim yüklendikten sonra da git bunu sıkıştır. Bunu diyebilirsin veya tam tersi. Kullanıcı bilgilerini yaz. Hatta şöyle bir çizelim. Bu benim Firebase'im olsun veya veri tabanım, hiç önemli değil. Şimdi kullanıcının bilgilerini yazdıramıyorsam gidip de resmini upload edip kullanıcıyı bekletmek saçma olur değil mi? O yüzden kullanıcı bilgileri, mesela ID'yi yazdır. Bu işlem başarılı oldu mu? Oldu. Git resmi sıkıştır. Siz resmi sıkıştırdıysanız artık şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Upload edebilirsiniz. Resim sıkıştırma işlemi de bittikten sonra git upload yap ki en uzun sürecek işlem. Burada da ondan bahsetmiş ve şöyle bir örnek yapmış. Şimdi birazdan bunun da nasıl yapıldığına bakalım. Umarım anlaşılmıştır. Böyle hani bu bir future'da. ID yazmak da aslında 3 saniye sürüyor. Bu 10 saniye sürüyor. Upload da 20 saniye sürüyor. 3 saniye bunun için bekle. Bu tamamlandıktan sonra bunu bekle. Bu tamamlandıktan sonra buradaki upload işlemini bekle diyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki kodları alalım. Kodum şuraya gelelim. Main metodunda bir tane zincirlendirilmiş void diyelim. Zincirlenmiş future diyelim. Birbirini bekleyen future'lar. Bunları da buraya yapıştıralım. Buna ne desek? Bunu da kestim. Void diyorum. Future kullanımı diyelim. Bunları da buraya yapıştırdım. Şimdi ben artık burada zincirlendirilmiş future çağırırsam buradaki kodlarım çalışacak ama şunun bir tanımına bakalım değil mi? Hani ne oluyor? Bu yapıya geçmeden önce isterseniz şu tek satırını yazmaya çalışalım. Ne işe yarıyor diye. Var future dedim. Eşittir. Bir future nesnesi oluşturuyorum. Hani ilerleyen bir zamanda yapılacak olan işlem. Bu arada new dememe gerek yok. Ama böyle new dediğimizde sanki biraz daha anlaşılır, okunurluğu yüksek oluyor. O yüzden bunları silmeyeceğim. Future.value ne işe yarıyormuş? Hemen üzerine gidip bakalım. Verdiğiniz değerle tamamlanmış bir future oluşturur diyor. Mesela ben buna a değerini verirsem sonrasında den dediğimde bana bir sonuç gelecek değil mi? İşte bu sonuç ne olması lazım? Sonuç diyelim buna. Aslında a'nın kendisi olması. Verdiğim değeri bana yansıtıyor. Print sonuç diyelim ve dolar sonucu yazdıralım. Çalıştırıyorum. Gördüğün gibi sonuç a dedi. Sonuç şöyle bir değiştirirsem bunu. Şuraya verdiğim değer. Bakın sonuç dedi. B verdiğim için buraya artık B geldi. Ben de bunu buraya yazdırabiliyorum. İşte buradaki zincir nasıl çalışıyor o zaman? Diyor ki future value a. Hani a neyi döndürecek? V1'e a'yı döndürecek. Daha sonra burada basit bir print ifadesiyle biz bunu ekrana yazdırdık ama burada öyle olmamış. Bu işlem bittikten sonra bu sefer yeni bir future oluşturmuş. V1 dediği şu gelen sonuç, yani a, a boşluk b yazacak. Bu da gitmiş v2'yi bekliyor. Yani a boşluk b şuradaki v2'nin içeriği. Şuraya gelelim, bunları yazalım. V1 içeriğinde a var. Bu a değerini aldık. Oluşturacağımız yeni future'a parametre olarak geçtik. O yüzden bunun value kısmında şöyle yapalım. Value daha açıklayıcı olsun diye a, V1 içeriğinde a var.
Alt satıra geldiğimizde bu sefer bu V1 buraya aktarılacağı için value'da A boşluk B olacak. Ve value'ye verdiğiniz değer buraya sonuç olarak geliyor demiştik. O yüzden V2 içeriğinde ne olacak? AB olacak. Bu sefer AB buraya geldi. Dolar V2 demek ne demek? Bunun içeriğini yazdır demek. A boşluk B boşluk C yazdıracak. Value A boşluk B boşluk C var. Değere verdiğiniz şey den kısmına V3'e giriyordu. O yüzden V3 içeriğinde de A boşluk B boşluk C olacak. Son olarak da yine A B C bunun içindeydi. Şöyle kopyalıyorum bunu. Buraya yapıştıralım. Bu sefer D olacak value kısmında. Ve bu sonucu artık ne yapacağız? Biz bunu göremeyeceğiz. Şurayı silelim. Burada bitirmiş. Yani artık burada nesne oluşmuş. Ve bundan sonra şu kısımda aslında future.den dediğinde en son içinde A, B, C, D olduğu için print kısmında neyi göreceğiz arkadaşlar? Biz ifademizin kendisini. Şöyle yapalım. Future.den ne işiriyordu? Buradaki bu print'i gösteriyordu. Future.den ilk parametre print içinde şu var. A, B, C, D. Tamam. Artık şunu silebiliriz. Öğrendik. Şu zincirlenmiş future'ı yazdıralım. F5'e bastım. Gördüğünüz gibi A, B, C, D'yi bana verdi. Böyle dediğimiz gibi birbirine zincirlenmiş yapıları da kullanabilirsin. Hocam burada herhangi bir print ifadesi yazmadık ki bu niye bunu yazdırıyor? Bu da aslında yine Dart'ın güzelliği. Den'den sonra bir sonuç geleceğini bildiği için bu print bakın ne diyor? String representation'ı yani buraya geçilen bir parametre geçmesinizde aslında buradaki değeri yazdırıyor. Yani aslında burada şöyle bir durum var. Aynı şuradaki gibi yaparsak son değer diyelim mesela buna. Ben bu son değerden sonra lambda expression pardon fat arrow kullanarak şunu yazdırabilirim. Print zincirin son işlemi diyelim. Sonrasında da bu son değeri yazdırabilirim. Dolar son değer. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zincirin ne yapmış oldu? Bu future dendir. Yani sonucunu aldı. Son değerin içine koydu ve ben bunu burada bu şekilde de kullanabiliyorum. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste dokümana devam edeceğiz.